Hellblade. Ay Hellblade dedin de ikincisi çıksa da oynasak. Bir dakika, orada bir tane daha vardı. Bunu bir şekilde kullanacağız. Aa bir dakika. Tekrar koyabiliyoruz. Peki. Bu kapsül aklımızda bir köşede duracak. Hemen bulduk bu kapsülü ya. Aa evet. Tamam. Güzel. Şuraya bir şey koymamız lazım ki şuradaki konsolla birlikte şu kapsülün içindekini buna enjekte edelim falan gibi bir şey düşünüyorum ama bakalım tam olarak nedir. Kollar, bacaklar ve şurada da kafataslar var. Abi görüntü tamamen Prometheus. Çok fazla esinlenilmiş. Oyunu ilk oynadığım anda bu havayı alıyorum demiştim. Bu kadar benzeyeceğini düşünmedim dedim. Bu ne ya? İşte kapsülü bunun içine koyacağız. Bu robotumsu humanoid. Humanoid diyelim. Canlanacak herhalde. Hadi bakayım ne olacak. Ve daha sonra onunla savaşacağız biliyorsunuz değil mi? Kesin öyle bir şey olacak. İzleyin. Çünkü cam verdi, mermi verdi. Garip bir yaratık verdi. Kendi başımıza bir dere alacağız. Evet. Ah. Oh, sorry. O zaman canlıyı koyuyorum. Evet, aynen öyle. Ne oldu? Oo, kanını dolduracak onun içine. Suyunu sıktım canlının. Aa ne oldu? Ha, geri gideceğim peki. Abi taze sıkılmış bebeğimiz var. İsteyene. Aa o zaman bunu canlandıracak mıyız böyle? Al o zaman. Şey. Full dolu. Evet, verdim, full dolu verdim. Kat büyümeyecek herhalde. Tamam, bu açıldı. Bu da aynısını istiyor bizden. Okey. Sıkacağız abi. O ikinci kapsülü acaba almamız mı gerekiyordu? Daha yap. Daha yap. Ver bunu bana. Oo. Abi, intikamını alıyor bir öncekinin. Benim suyumu o kadar rahat çıkartamazsın dedi. Selam. Oo, peki. Ne yapıyorsun? Bomba atıyor. Tam olarak nereye ateş etmem gerekiyor onu bir çözmem lazım. Tam daha mı kesen var?
Kalkma. Kalkma. Atağını bitirdikten sonra aptal bir hazine çıkartıyor oradan. Oo. Milli yatağı daha kötüymüş. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sağlam vuruyor. Bir tane canı kaldı. Yap numaranı. Kendisi de reload atıyor bu arada. Yap bir daha. Hoşça kal. Wow. Ama senin ateş edebileceğin bir yerin kalmadı artık. Aa, kaçıyor mu? Güvenmiyorum. Güvensem mi? Uyanık mısın? Ha. Artık benim silahım bu. Hayır. Güvenmiyordum sana. Yapma. Bırak. Kendi boyuna göre birini bul. Aa, final formu bu arada. Hazinedeki kucağımızla götürdüğümüz adam tarafından öldürülmek istemiyorum ya. Yap numaranı da ben şöyle yakınına geleyim. İsmini bir öğrensek. Hayır ya. Çok yavaş kaldım. Bak kapağı kapatıyor bak. Saklamam lazım. Bak her türlü charge'lıyor. Gel bakayım. Bir daha vuracak. Geliyor. Son atışım var bence. Aa, kaçıyor. Bence bu sefer öldü. Evet. Aa. O kadar büyük problemlere sebep oldun ki. Bu nedir? Silahını alacağım değil mi? Aynen öyle. Hem yeni bir silahım oldu. Dört tane var. Hem de yeni bir portakal aldım. Artık portakalım var. O kadar hak ettin ki gel. O kadar hak ettin ki. Bacağı koydum arkadaşı. Bu yarıya kadar dolduruyor herhalde bir tanesi. Evet, bir tanesi yarıya kadar dolduruyor. Atamamış kadar. O tamamen canilik. Tamam, bu kalsın. Şimdi başka bir tane daha almamız lazım bizim. Oo, yine başladık.
Tamamen kaplandı neredeyse. Silahımızı da kapattı. Değiştiremeyecek miyiz artık silahı? Bakayım. Evet, değiştiremiyoruz. Silahı da sıkıştırdı. Pekala. Seninle yapabileceğimiz bir şey kaldığını zannetmiyorum. Aa, bunun arkasından mermiyi alacağız. Demek ki şurada bir şeyler yapacağız. Ve eğer ilk düşündüğüm doğruysa şu ağırlıkları keseceğiz bununla. Ya. Benziyordu zaten. Ve ikinci kapsül. E bunu nerede patlatacağız? Aynı yere mi koyacağız? Ha, yeni bir tane daha mı var? Boss fight'tan bir tane daha mı yapacağız yoksa? Bakayım. Evet, bu arkadaş da aynı gözüküyor. Al o zaman. Evet, uyandı o da. Ama aynı silahımız var şu an. Al ben de atayım. Allah. Al o zaman. Kaç kaç geldi. Ama yani haksızlıktı bu ya. Kendi botumuzu kendimiz yaratıyoruz. Scorn böyle bir oyun. Çok keyifli ama. Hemen götürüyorum, geri koyuyorum yerine. Artık hani oyun şunu bize aslında zorunlu kıldı. Ya tamam, hani sen diğer silahlarınla yendin ama şu anda bununla oynamanı mecbur bıraktım. Bakayım bununla ne yapıyorsun diyor oyun. Atışımız sınırlı ve yapacaklarımız sınırlı. Bence hiç çıkartamıyorum bunu. Peki. Doğru, hiç çıkartamıyorum. Silah önemli değil. Bu andayken vuramıyoruz arkadaşlar. Ben de silahı roplayayım bari. Kadar iyi atamıyorum. Tabii yüzyıllarca oynadı onunla o. Tarafa gelsin, reload yapacağım. Ah be, nasıl kaçamadım ya? Bu silah daha kanser, evet. O zaman bunu köşeye sıkıştırmamız lazım, biliyor musunuz? Ortada durmamalı. Ne kadar köşelerde durursa o kadar iyi. Çünkü o zaman attığımız kapsül duvara sekecek, dibinde kalacak ve patlayıp onu etki edecek. Hatta ilk uyandığında mesela iki kere üst üste vurabilmemin sebebi de o oldu. Keşke her defasında şu animasyonu da göstermesi. Kip de yok. Ya çok da uzun bir animasyon değil mi? Yani bahsettiğim şu bak. Dibinde şu an. Bir daha dibinde. Benim aptallığım şu, cam basmıyorum. Kaç. Kaç cam basacak. Kaç ya. Ben canımı fulluyor zannediyorum her defasında res atarken.
Canı fullemiyor. Oyunda böyle bir şey de var bu arada. Canın aynı save'deki canla devam ediyor. O tarafa ilginç. Bu kadar ölmemem lazımdı. Şeye yaramıyor ki adam, her şöyle atayım köşeye. Hızlıca reloadluyorsun sen, ben öyle değilim. Reload'a gidiyor. Ben de reload'a gittim. Acaba silahlarına vursam? Abi, cephanesine vurunca her şey çok kolay oluyormuş. Hoş geldin ufaklık. Gel bakayım. Mermi aldığı yere atacaksın abi. Hepsi patlayan şeyler bunlar. Patlayıcı şeyler. Konuşamıyorum da. Hemen gidiyorum. Bunun da suyunu sıkıyorum. Al abi. Fulledik şeyi. Posası gitti. Sıvısı bende. Aa bak, Ferus da yazmış. Ferus yaptıktan sonra gördüm. Allah. İyice hapsetti bizi. Değil mi? Şu insanı kontrol eden kapsüldeki adamı diyorsun değil mi? Özgür. Aklıma geldi benim de yani, ha bu nedir? Hiç kullanamıyorsun. İlla kestireceksin yani. Al bakayım. Hoppa. Kaybı yaşıyoruz. Ha, reload için mi sadece bu? Yine mi büyüdü? Vücudumun kontrolü bende sadece. Kaybediyorum. Yine mi büyüyecek? Durmuyor ki, sürekli büyüyor. Peki burası nedir? 5 ışıklı bir kapı var. Başka bir yeri daha açtık. O mekanizma ne yazık ki işe yaramıyor. Bu tarafa gideceğiz her türlü. Dört kapılı bir mekanizma burada. Bu da nedir? Kol işkencesi burada da var. Can zımbırtısı burada var. Burada kullanamayacağım. Evet, kolumu burada açmam lazım. Çok kısa süreliğine kullanabiliyorum. Dup 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 diyor ya.
sonra tekrar açılıyor. Bunu da istiyorum. Cana ihtiyacımız var. Çok iç açıcı bir sahne değil. Ve yine büyüdü, okey. İlerleyelim be. Bu ne? Şey anı mı? Uygun bir anda karşıya geçireceğim makaraya. Yani şu anda mı, yok? Şu anda. Oo, elimi açmam lazım yine. Mermi ver bana. Aa. Her defasında elimi açacağım. Kan kalmadı, kan. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Önce şunu yenile. En önemlisi bu. Artık 5. Yapma, mermi de alacaktım. Böyle bir mekanizmanın gerçi neden ihtiyacı olunduğu çok ilginç değil mi sizce de? Mermimi de aldım. Tamam, o 5 kap 5 ışıklı yere gideceğiz. Peki. Öleceğiz neredeyse bir de. Yetmemiş gibi. Sol tarafa gidemiyor muyum? Zaten buraya gitmem gerekiyor belli ki. Burayı yine açamayacağım. Yakın bir yerde var mı, yoksa elimi kestirip mi geleceğim? Umarım yetişebilirim buraya kadar. O da var. Ustam bunu bir tıraşla. Bırak şimdi. Hızlıca. Can da kaybediyoruz bu sürede. O kadar hızlı olmamız lazımmış ki, bak tam açtık, bundan sonra düştü. Ona göre ayarlanmış mesafe zaten. Ne insan parçaları falan. Bu nedir? Aa, bu üstümüzdekini çıkartacak mı acaba? Aa, yine mi yapamıyorum? Oha, oradan yine gelecek miyim? Bence yakında vardır bir şey. Heh, burada var. Hayır, yokmuş. Ne olmuş sen? Ne olmuşsun usta? Ölüyü de buradan atıyorlar herhalde. Evet, yine gidip geleceğiz buraya. Bu zannedersem o mekanizma bu sırtımızdakini alacak bence. Emin değilim ama. Yetişemeyebiliriz. Girdim. Hala zorluyor bak. Aa, bütün artık yine kalmadı. Evet, bu sökecek bence bu yaratığı bizden.
Baksana. Sırtımıza nasıl yapışmış. Neresini tam tutmamız gerekiyor? Tam göğsünden tutup çekebiliriz bence. Kafası dal tutmak en mantıklısı. Aldım, çektim, çıkarttım. Uğraşacağım, başka birini bul. Çık, tamam. Ah. Pisliğe bak. Gerçekten insanın kötü kötü oluyor. Okey. Abi göğüs kafesim komple açık benim şu anda. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Sekiyorum. Bakın göğüs kafesi açık. Gölgemden de çok belli oluyor. Peki. Şeyin yanına gideceğiz. Olur o kadar bir şey yok. Tabii ya yara bandı varsa. Yara bandını kapatırız üstüne. Şimdi şeyin yanına gideceğiz tekrar. Bu nedir? Ha burası shortcut mı acaba? Az önceki annenin yanına gideceğiz. Kapsülü ona vereceğiz. Yani hamilelikle alakalı, cinsel birliktelikle alakalı pek çok şey var. Bize mekan var ortada zaten. Lar zor bıraktı. En sonunda midemizi açarak gitti yani. Yetişebilecek miyiz ki? Bir diğer karakterimiz böyle ölmüştü. Hadi hadi dayan. Burası ilk geldiğimiz yer. Tekrar kapıdan gideceğiz yani. O ne? Heykellerden biri düşmüş. Bunlar vardı ya zaten. Baştan gidiyoruz. Oyun istiyor artık bir şey. Peki buradaki metafor ne? Yani iki tane hamile görünümlü humanoid vardı orada. Onları kapsüllerle besliyoruz. Ama şu an ölümümüze kadar yani giden bir maceraydı bu. Acaba yeniden mi doğacağız orada? Bakayım. Karşıdakinin de midesi falan açık. Soldan inmiştim. Aynı şekilde takip ediyorum. Geliyorum. Ulaşmamız gereken yer buraydı zaten. Ve o kapsül
Mahsuller yükseldi ve buradayız artık. Onlara doğru açılan bir yol neden oldu? Aa, burası sanki bir insanın bulunması gereken bir yermiş gibi. Bacaklar şuraya gelecek, kafa buraya gelecek, kollar burada. Bu bebeklerle alakalı yine çok garip bir şey göreceğiz bence. Ve ne olacaksa biz buraya girdiğimizde olacak. Hadi bakalım. Kendimizi açarı koyduk. Bir şey değildi o arkadaşlar. Önemli bir şey değildi o. Antenet, hoş geldin, selam. Ve evet, bir ameliyat edecek bu bizi, değil mi? Evet, ameliyat edecek bu bizi. Kesip alıyor, ne güzel. Al, lazım değil zaten. Beynimi bana mı göstereceksin? Aa, bak, oraya bağlayacak bizi diğer insanlar gibi, oradaki diğerleri gibi. Algının ötesi. Evet, bak, bu insanlar gibi yaptı. Onların da göğüs kafesi vesaire açık ya. Ve orada yeniden doğduk. Bak, tahmin ettiğim gibi oldu. Peki neden iki tane? İki tane yaptık ama. Aa, bak, bizim üzerimizde devam ediyor. Görüntümüz buymuş bizim. Değiştir mi? Karşıya gideceğiz. Aa, biri daha var. Bu da kalkmış. Ve sırtına bak. Abi, her şey çok ilginç. Arkasında da bir kafatası var. Vay. Değiştir neyle? Aldım karakteri. Sanırım sunacağım karşıya. Evet, bir ortak bilinç var. O kafasındaki bağlantıyla birlikte. Platformun üstüne mi koyacağım ya da doğrudan... Değiştiri kullandık, evet. Platformun üzerine bu karakteri koyacağız. Omuzundaki bileğimize şey takacağız, tamam. Hemen şuradan bileğime takacağım bu aksesuarımı. Tamamdır.
yavaş lütfen. Diğer karaktere geçtim. Kapı açıldı. Teşekkürler. Her şey çok garip bir şey haline dönüştü, evet. Yani neden kesiyoruz sürekli? Sağa veya sola bakamıyorum. Sadece ileri gidebiliyorum. Yavaşladık. Bir geçit var orada. Ve insanlar sanki böyle oraya çekiliyormuş gibi de bir görsel oluşturulmuş. Heykellerle. Flaşı yedik. Oh. Aa. Ve yine geldi o yaratık ve şu an yine tekrar şeye dönüştüm. Ya git başımdan be. Aa, orası buradan kurtuluş yolumuz mu acaba? Ve yine geldi. Var, değiştir. Deme. Evet, o geçitten çıkamadık ve tamamen bizi sahiplendi yaratık ve bir olduk, evet. Ah. Abi gerçekten. Tamamen buranın bir parçası olduk. Açmaya o kadar yakındık ki. Ve bize saldıran o yaratık bu arada türünün tek örneğiydi. Yani başka bir şekilde böyle bir yaratık görmedik. Farklı sonları var mı? Tek son mu? Hiçbir fikrim yok. Tek son olması gerekiyor. Evet, internetin de dediğine bakılırsa. Her şey çok ilginçti. Atmosferi inanılmaz güzeldi. Puzzle'larından çok büyük keyif aldım. Hele ki o kilit puzzle'ı master'dı yani. Bugüne kadar özellikle kilit mekanizması konusunda pek çok oyun birbirinden bir şeyler çakarlar ya. Burada özel bir aslında, nasıl söylenmesi gerekiyor? Özel bir puzzle sistemi vardı. Özellikle o kilit mekanizmasında. Daha sonra ben özellikle şeyi çok seviyorum. Burada da onun yansıtılmış olması çok hoşuma gitti. Yani puzzle'ların böyle bir oda içerisinde değil de birden fazla odayla alakalı bir bağ kuran puzzle sistemi vardı. Yani bir odaya giriyordunuz, oradaki puzzle'ı çözüyordunuz. Ardından başka bir odadaki puzzle'ı çözüyorsunuz. Ve ardından iki puzzle'ın arkasından oluşan sonucun bulunduğu yerde bir puzzle çözüyorsunuz. Yani kompleks bir sistemi vardı. Çok keyifliydi. Onun ötesinde
En başından beri dediğim üzere bir puzzle oyunu için bile böylesine grafiklerin, böylesine bir temelin oluşturulması, çünkü görseller gerçekten kendine hasta, unikti. Böylesi bir çalışmayı beklemiyordum açıkçası. Müziklerini de ben çok beğendim. Karakterler, yani moblarla, dövüştüğümüz moblarla alakalı çeşitliliği de hiç aramadım aslına bakarsanız. Çünkü zaten süreç içerisindeki aksiyon tarafını biraz daha canlı tutmak adına varlardı. O tarafı da beni rahatsız etmedi. Müziklerini beğendim. Dediğim gibi atmosferini beğendim. Grafikler inanılmazdı zaten. Ve bunu da aslında kendi temelini oturtturabilmiş oyun. Ben o tarafını çok beğendim. Çünkü yani hikaye anlatmayacağını ilk sahneden söylüyor çünkü. Karakterinin uyanışıyla birlikte hiçbir şey bilmediğiniz bir ortamdasınız ve sadece ilerlemekle alakalı bir motivasyonunuz var. Ve en azından şunu aktarabiliyor oyun. Bulunduğumuz bu yerden uzaklaşmak istiyoruz, kaçmak istiyoruz. Bunu çok güzel anlatabiliyor oyun, ama neden kaçmak istiyoruz? Ya da burası neresi? Mesela biz kimiz gibi soruları, ki etrafta gördüğümüz o sembollere ait humanoidlerin aslında kim olduğu ile alakalı da bir cevap vermiyor oyun. Ama belki de en güzel taraflarından biri de o.